Bu videomuzda Google Jesuite üzerinde kullanıcı silme işlemini beraber göreceğiz. Bunun için yine admin panelimizi açıyoruz ve kullanıcılar kısmına geliyoruz. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir başka videoda kısa olarak anlatacağım. Kullanıcı silmeden önce dosyalarını, datalarını yedeklemek gerekiyor. O videoyu başka bir başlık altında bulabilirsiniz. Mutlaka bu işlemi yapın çünkü data kaybı yaşamayı istemeyiz tabii ki. Ben burada Ayhan kullanıcısını sileceğim. Bunu nasıl yapacağımızı beraber göreceğiz. Şimdi kullanıcılar tabına geldim ve burada Ayhan Gülcan'ı buluyorum. Şuradaki 3 noktaya tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi birden fazla seçenek var. Burada askıya alırsanız bu kullanıcıyı silmez. Fakat kullanıcı o an için aktif olmaz. Örneğin kısa bir süre için, bir ay için ya da 2 ay için kullanıcınız bir seyahate çıkmış olabilir, yurt dışına gitmiş olabilir, bir süre şirkette bağ kalmayacak olabilir. Öyle zamanlarda askıya al seçeneğini kullanıyoruz. Fakat kullanıcının şirketimizde işi tamamen bittiyse bu kullanıcının yedeğini aldıktan sonra kullanıcıyı siliyoruz. Şimdi buradan kullanıcı sil seçeneğine tıklıyorum. Karşıma birkaç tane seçenek çıkarıyor. Bunlar ne beraber bakalım. Şimdi bu kullanıcı silmeden önce Drive ve dokümanlarını, takvimini ve Google sayfasını başka birisi üzerine aktarabiliyorsunuz. Yani bu kullanıcının dosyaları bir başka kişiye aktarılıyor. Başka kişinin Drive alanı altında örneğin Ayhan diye bir Drive alanı açılıyor. Ayhan diye bir klasör açılıyor ve Ayhan kullanıcısının bütün klasörlerini aktardığınız kişi orada görebiliyor. Ben Google Page sayfasının aktarılmasını istemiyorum. Takvimleri de aktarılmasın bu kullanıcıya. Burada bir şey daha dikkatinizi çekeyim ben. Hiç kimseyle paylaşılmayan verileri dahil et seçeneğini seçmezseniz bu alanda sadece Drive üzerinde başkalarıyla paylaştığı klasörler yeni kişiye aktarılır. O yüzden ben bütün dosyaların aktarılmasını istiyorum. Bu seçeneği seçtikten sonra bu veriler için yeni sahip atanıyorum. Kime aktaracak bunu? Caner, al veren kullanıcısına aktarsın. Verileri aktar ve hesabı sil dediğimde bu veriler aktarıldıktan sonra hesabı otomatik olarak silecek.